Merhaba arkadaşlar, 10. sınıf kimya dersine hoş geldiniz. Sizlerle karışımlar ünitesindeki ünite sonu değerlendirme testlerini çözeceğiz arkadaşlar. Daha sonra karışımlar ünitesindeki çözeltilerdeki koligatif özellikler konusuyla devam edeceğiz. Evet, bugün sizlerle test 3 ve test 4'ü birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Tarama testiniz ödevinizde. Evet, birinci soruyla başlarsak. Yukarıda verilen doymamış çözeltinin kütlece yüzde değişimini arttırmak için arkadaşlar işlemlerden hangileri ayrı ayrı yapılabilir demiş. İşlemler sonucunda dipte katı oluşmamaktadır. Bakıyorum arkadaşlar, 25 gram X ile 100 gram su varmış çözeltimde. Ben bir miktar daha çözünen, yani katı ilave X ilave edersem değişimimi arttırırım. Bir miktar çözücü buharlaştırsam, suyu buharlaştırsam evet miktarım artır. Ama %20'lik X çözeltisi ilave edersem arkadaşlar derişimimi arttırma işlemi yapamam. Bundan dolayı denizde şıkkı olur. Evet, ikinci soru. Laboratuvarda bir beher içinde bulunan saf suya sodyum klorür eklenip tamamen çözünüyor. Buna göre aşağıdakilerin hangisi yanlış olur demiş arkadaşlar. Hidratasyon gerçekleşir. Evet arkadaşlar, saf su olduğu için hidratasyondur. Süspansiyon oluşur demiş. Arkadaşlar, suyun içerisinde tuzun çözülmesi homojen karışımdır. Yani bir çözeltidir. Bundan dolayı süspansiyon neydi arkadaşlar? Katı sıvı karışımlar, heterojen karışımdı. Yanlıştır diyorum. İletken çözeltisi olur. Evet, tuzlu su elektriği iletir. Ve herdeki maddenin öz kütlesi artar. Evet arkadaşlar, homojen görünüm bozulmaz demiş. Bu da doğru. Ama Bursa şıkkı yanlıştır diyoruz. Evet, üçüncü soru. 20 gram şeker 80 gram su içinde çözünürse oluşan çözelti kütlece yüzde kaç oranında şeker bulundurur? Benden kütlece yüzde değişimini istiyor. Eşittir diyorum. Katı kütlem 20 gram. Bölü toplam çözelti su artı şeker arkadaşlar nedir? 20 artı 80 çarpı 100 diyorum. Yüzdelik ister için. Burası ne arkadaşlar? 100. %100 sadeleştiği için benim çözeltim %20'lik olarak hesaplamış olurum. Evet, dördüncü sorumuz. Bakıyorum, A kabında 100 gram suda 5 gram X, B kabında 150 gram suda 7 gram X bulunuyormuş. Yukarıda verilen çözeltilerle ilgili demiş, yargılardan hangileri doğrudur? Bakarsak arkadaşlar, B çözeltisi daha değişiktir demiş. 100 gramda 5 gram çözünüyorsa arkadaşlar, 150'de kaç gram çözülmesi gerekirdi? 7,5 oran yapıyorum sadece. %5 ise 150'de arkadaşlar 7,5 çözülmesi gerekiyor. 7. O zaman bu benim kapım seyreltiktir. Doymamıştır. Bunu elledim. A çözeltisi daha yoğundur. Evet, daha yoğundur. Kütlece yüzde değişimi A büyüktür B. Yüzde değişimleri hesaplayayım. A kabı için yüzde C eşittir diyorum arkadaşlar. 5 bölü 105 çarpı 100. B kabı için hesapladığımda arkadaşlar nedir? 7 bölü 157 çarpı 100. Baktığımda arkadaşlar A'nınki daha büyük olur. Bu yüzden 2 ve 3 cevabımız çıkar. Evet, aşağıdaki karışımlardan hangisi homojen karışımlara örnek verilemez demiş. Kütlece %25'lik tuzlu su. Tuzlu su homojendir arkadaşlar, verilebilir. Hacimce %80'lik kolonya homojendir, verilebilir. Temiz hava homojendir. Bir miktar daha şeker çözebilen şekerli su arkadaşlar. Bu da homojen bir çözeltidir. Ama zeytinyağı su karışımı nedir arkadaşlar? Emülsiyon, yani heterojen karışımdır. Homojen karışıma örnek verilmez diyorum. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisinin su çözeltisi elektrik akımını iletmez demiş arkadaşlar. Asitler elektrik akımını iletirler. Baz arkadaşlar elektrik akımını iletir. Asit arkadaşlar iletir. Şuraya formüllerini de yazayım. Nitrik asit, hidroklorik asit, kostik soda demiş arkadaşlar. Potasyum hidroksit, yemek tuzu NaCl, tuz arkadaşlar nedir? Elektriği iletir. Glikoz, C6H12O6. Şeker arkadaşlar. Şeker suda çözündüğünde elektrik akımını iletmez yorumu yapıyoruz. Evet, 7. soru ile devam ediyoruz. Demiş ki, doymamış tuzlu su çözeltisine aynı sıcaklıkta bir miktar daha tuz ilave edilip çözülürse niceliklerinden hangileri artar demiş.
İyon derişimi. Ben ilave tuz ettiğim için arkadaşlar iyon derişimi artar. Çözelti iletkenliği artar. Yoğunluk arkadaşlar artar. Neden? Katı kütlesi ilave ettiğim için hepsi artar olarak yorumluyorum. Evet, 8. sorum. 600 gram su ile kütlece %25'i potasyum hidroksit çözeltisi hazırlamak için kaç gram potasyum hidroksit katısı kullanmak gerekir? Arkadaşlar diyorum ki %25'likmiş. Eşittir diyorum. Ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Katı kütlesini soruyor. X bölü nedir arkadaş? Katı artı su. Su 600 artı x diyorum. Çarpı 100 yaptım. 25 ile 100'ü sadeleştirdim. 1'e 4. Buradan 600 artı x eşittir 4x'e. X'e bu tarafa atınca 3x eşittir 600'e. X eşittir arkadaşlar 200. Benim x dediğim şey neydi? Katı potasyum hidroksit. Burada yazmıştım. Bundan dolayı bana neyi soruyor? Kaç gram potasyum hidroksit katısı bulunmaktadır? 200 gram bulunmaktı diyorum. Numaralanmış çözeltilerdeki çözünen madde kütleleri sıralaması hangisine doğru vermiş? Katı kütlelerini istiyor arkadaşlar benden. 1 diyorum. 200 gram %10'luk tuz çözelti. Diyorum ki %10 eşittir. X bölü 200 çarpı 100. Nedir? Sadeleştirdim. 2. X buradan 20 geldi. Aynı işlemi ikincisi için yapıyorum. %5'miş arkadaşlar. Ne diyorum? X bölü 400'müş. Çarpı 100. %'de sadeleştirdim. 4. X buradan 20 geldi. Üçüncüyü yazıyorum. %7'likmiş. %7 eşittir. X bölü 300'müş. Çarpı 100'den sadeleştirdim. 3 ile 7'yi çarptım. X buradan 21 oldu. Bakıyorum. En büyük 3'te var. 3 büyüktür diyorum. Daha sonra 2 eşittir. 1 yorum yaparım. Bakıyorum arkadaşlar. Bursa şıkkında doğru verilmiş olur. Evet, 10. sorumuz. Kütlece %60'lık potasyum hidroksit çözeltisi ile kütlece %20'lik potasyum hidroksit çözeltileri hangi oranda karıştırılırsa kütlece %25'lik potasyum hidroksit çözeltisi elde edilir. Evet arkadaşlar, bu oranları bulmak için ben diyorum kütlece %60'lık için x dedim. Kütlece %20'lik için y dedim. Ben çözeltimi hazırlarken ne yapacağım arkadaşlar? X'ten bir miktar çarpı %60 artı Y'den bir miktar alacağım. Eşittir diyorum. Ne istiyorum arkadaşlar? %25 olsun. Ama ne toplam? X artı Y karıştıracağım. Burası şunları götüreyim arkadaşlar. Daha kolay işlem olsun. 60X artı 20Y eşittir. Parantez içerisinde dağıtıyorum. 25X artı 25y. X'i bu tarafa atıyorum. Y'yi bu tarafa atıyorum. 60-25'ten arkadaşlar 35x eşittir neye? 5y. Benden ne istiyor? X bölü. X, y'yi bölüye alıyorum. 5 bölü 35 diyorum. Sadeleştirirsem 1 bölü 7. Yani arkadaşlar x yerine %60 bölü %20 olduğunda 1 bölü 7 oranında karıştırırsam ben kütlece %25'lik potasyum hidroksit çözeltisi elde etmiş olurum. Evet, 11. soru. Demiş ki kütlece %20'lik 200 gram potasyum hidroksit çözeltisinin kütlece %5'ini %40 yapmak için çözeltiye kaç gram su buharlaştırmak gerekir? Şimdi arkadaşlar ben %20'lik 200 gram potasyum hidroksit çözeltisinin içerisindeki katı kütlesini bilmiyorum. İlk önce onu buluyorum. %20 diyorum. Eşittir. X diyorum ya da şuraya koh yazalım. Bölü toplam ne kadar? 200. Çarpı 100'den nedir arkadaşlar? Koh 40'mış. 40 gram. Peki 200 eksi 40 yaparsam nedir? 160'da su varmış. Geliyorum. Yeni derişim benim %40 olmasını istiyorum. Eşittir. Katı kütlen değişmiyor. 40 diyorum. Bölü x diyorum arkadaşlar. Ne kadar olduğunu bilmiyorum çözeltiden. Çarpı 100 dedim. Buradan x kütlem arkadaşlar 100 gelir. 100 gram çözelti. Benim bunun içerisinde 40 gramı neydi? 100 eksi 40'dan 60 su varmış. 60 su olması gerekiyor. Benim başlangıçta 160'tı suyum.
İkinci çözelsiz 60 olmasaydı aradaki fark 100 arkadaşlar. 100 gram su buharlaştırmam gerekir. Bundan dolayı nedir arkadaşlar? Cevabım Denizli şıkkı çıkar. Evet, bir diğer soru. Kütlece %80 alkol içeren kolonya örneğinden alkol hacminin su hacmine oranı aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi %80'lik dediği için %80 arkadaşlar 80'i alkol, %20'si ise nedir? Su oluyor. Benden burada arkadaşlar hacimlerini istiyor. Kütlece dediği için gram olarak 80 gram alkol ise 20 gram su varmış. Neyi vermiş? Öz kütleleri. O zaman D eşittir M bölü V formülünden. İlk önce alkol için hesaplarsam. Alkol diyorum. D eşittir M bölü V'den. Bakıyorum kaç gramım varmış? Alkolün yoğunluğu 0,8. Eşittir. Kütlem 80 bölü V diyorum. V alkol arkadaşlar. Kaç buradan geliyor? Hesapladığımda 100. 100 mililitre. Geliyorum bu sefer su için. D eşittir M bölü V. Suyun yoğunluğu 1 arkadaşlar. Eşittir 20 bölü V'den. V su arkadaşlar 20 mililitre. Benden neyi soruyor? Alkol hacminin su hacmine oranı. Yani V alkol bölü V suyu soruyor. Nedir? Alkol 100 bölü su 20. Sadeleştir arkadaşlar. 5 gelir. Burada ben bulmuş olurum. Evet arkadaşlar, test 3'ün cevapları bu şekilde olmuş oluyor. Devam edersek şimdi. Evet, test 4'ümüz. Burada devam edersek şimdi. Kütlece %40'lık şeker çözeltisi hazırlayabilmek için 120 gram şeker kaç gram suda çözülmelidir? Ben çözeltimin %40 olmasını istiyorum. %40 diyorum. Eşittir. Kaç gram şekermiş? 120. 120 bölü diyorum. Toplam çözeltiyi bilmediğim için x çarpı 100 dedim arkadaşlar. Buradan işlem yaptığımda şu sıfırları götürdüğümde arkadaşlar 4'e bölerim. 1, 4'e bölerim. 30. X buradan arkadaşlar 300 geldi. Ama ben 300 eksi 120 şekeri çıkarırsam yalnız suyu bulacağım. Çünkü bu 300 hem şeker hem su. Çıkardığımda arkadaşlar 180 gram nedir arkadaşlar? Su çözmüş olurum. Bu da bu şekilde. İkinci soru. Kütlece %20'lik demiş 40 gram. XOH çözeltisi 0,2 mol çözülmüş. XOH içermektedir. Buna göre X elementinin atom ağırlığı aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi %20'likmiş. Kaç gram XOH olduğunu bilmiyorum. Bölü toplam kaçmış? 40. Çarpı 100 diyorum arkadaşlar. Şuradan bu sıfırları götürdüm. 80 ne oluyor arkadaşlar? 80 bölü 10'dan ne kadar geliyor? 8 gram. XOH 8 gram geldi. Molünü vermiş arkadaşlar bana. Benden mol kütlesi istiyor. Diyorum ki o zaman XOH için N eşittir N bölü MA. Geliyorum arkadaşlar molüm 0,2 mol. Eşittir kütle 8 bölü MA. MA dediğim şey arkadaşlar XOH'ın. Buradan ben MA'yı kaç buluyorum? 8 bölü 0,2'den 40 oluyor arkadaşlar. Şimdi 40'a eşitlemem gerekiyor. XOH. Nedir? X artı oksijen artı hidrojen neye eşit olacak? 40'a. X'i bilmiyorum. Artı oksijen arkadaşlar 16 artı hidrojen 1 eşitse 40'a 17 40 eksi 17'den arkadaşlar 23 olarak ben X'in atom ağırlığını mol kütlesini bulmuş olurum. Üçüncü soru. Öz kütlesi 1,25 gram bölü mililitre olan kalsiyum klorür çözeltisinin 600 mililitresinde 120 gram kalsiyum klorür çözülmüştür. Buna göre çözelti kütlece yüzde değişim aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi bana yoğunluğunu vermiş. O zaman ben çözeltinin bir kütlesini bulmam gerekiyor. Yoğunluğu 1,25 eşittir. Kütleyi bilmiyorum bölü kaç gram arkadaşlar?
600 ml verilmiş. Ben buradan kütleyi buldum da. M'si arkadaşlar 750 gram geliyor. 750 gram kalsiyum klorür çözeltisi. Benden yüzde kaçlık olduğunu istiyor. Yüzde C diyorum eşittir. Kaç gram varmış arkadaşlar? 120 gram. 120 bölü 750 çarpı ne diyorum arkadaşlar? 100 diyorum. Buradan nedir? Sıfırları götürdüm. Arkadaşlar yüzde kaç geliyor? 16 geliyor. Sadeleştirme işlemini yaparsanız sonuç çıkacaktır. Evet, dördüncü soru. 40 gram yemek tuzu kullanarak kütlece %20 kaç gram çözelti hazırlanabilir? Benim çözeltim kaçmış? %20. Eşittir. Kaç gram tuzmuş? 40. Bölü x diyorum. Tuzu biliyorum ama suyu bilmiyorum. Çarpı 100 diyorum arkadaşlar. 20'ye bölerim 1, 20'ye bölerim 5. X burada da arkadaşlar 200 gelir. Kaç gram çözelti diyor? 200 gram çözelti hazırlamış olurum. Evet, 5. soru. Sodyum klorür tuzu, tuzlu çözeltisinin kütlece yüzde değişim çözeltisi ilişkisi grafikte verilmiştir demiş. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Bakıyorum arkadaşlar. Kütlece yüzde değişimi A kadar olup çözelti Y'miş. Bu şekilde kesişiyorlar. Eşit miktarda sodyum klorür içeriyorlarsa B çözeltisi daha fazla su içerir. Evet arkadaşlar, bakın çözelti kütlesinin Y'ye fazla olduğu için B'nin daha fazla su içerir. A çözeltisi daha değişiktir. Daha az su içerdiği için daha değişiktir. Çözünen madde miktarı eşit ise arkadaşlar B çarpı X ile A çarpı Y nedir? Birbiri eşitliğini sağlayabilir diyoruz. 16. soru. 15 gram potasyum iyodür katısı ile 120 ml sulu çözeltisi hazırlanıyor. Çözeltinin yoğunluğu 125 gram bölü mililitre olduğuna göre kütlece yüzde kaçtır? Gene değişiktir. M bölü B diyorum. Kaç gram? 1,25 gram bölü mililitreymiş arkadaşlar. Ne kadar çözelti? 125. 15 arkadaşlar kütle bölü B'sini. Ben buradan B'yi arkadaşlar kaç buluyorum? 12. 12 mililitre potasyum iyodür varmış. Benden kütlece yüzde değişimini istiyor arkadaşlar. İsterseniz buradan katı kütlesini de bulabilirdiniz. Yüzde C diyorum eşittir. Ne kadar? 12 bölü 120 çarpı 100 arkadaşlar. Buradan sadeleştirdiğimde yüzde 10'luk bir çözelti hazırlamış. Geldim 7. soruya. Yukarıdaki çözeltiler karıştırılıp üzerine 200 gram su ilave edilirse son çözelti kütlece kaçlık olur demiş. Arkadaşlar benim burada katı kütlelerini bulmam gerekiyor öncelikle. O yüzden birinci kat için diyorum ki %10 eşittir. Nedir? Kütlece %200 gram x varmış. Onda da 400 gram x varmış. O yüzden yazarsam eğer yerine arkadaşlar burada 200 bölü x çarpı 100'den 1'e 10'sa x buradan 2000 geliyorum. %30 eşittir 400 gram bölü x çarpı 100 dersem sadeleştirdim. Arkadaşlar soruyu bu şekilde yapmıyorduk. Bir saniye tekrardan bakıyoruz. Çözeltiler karıştırırsak %10 diyorum eşittir x bölü 200 çarpı 100'den arkadaşlar. X buradan kaç geliyor? 20. Burada aynısını yapıyorum. %30 eşittir x bölü 400 çarpı 100'den. X buradan 120 geldi. Şimdi birinci kat çarpı ikinci kat. Yani M1 çarpı C1 artı M2 çarpı C2 eşittir C son çarpı M son. Birinci kabı yazıyorum. Kütlem arkadaşlar kaç oluyor burada? Yazdığımda tekrardan ya da ister böyle yazın ister nasıl diyeyim ilave ederek yazabilirsiniz. Ben yazdığımda 20 çarpı arkadaşlar %10 artı ikincisinde arkadaşlar 120 çarpı %30 C sonu bilmiyorum kütle toplam kütleyi soruyor. 400 artı 200 vardı arkadaşlar 400 artı 200
artı arkadaşlar ne kadar ilave edilir? 200. Şimdi buradan 200 artı 3 ile çarparsam arkadaşlar 36, 3600 eşittir CSON 400, 400 daha 800. Buradan iki sıfırları her iki tarafta da götürüyorum. 38 eşittir arkadaşlar 8 CSON'a. CSON'u 38 bölü 8 yaptığımda arkadaşlar 17,5 olarak hesaplamış oluyorum. Evet, 8. soruyla devam edersek. Evet, 8. soruda demiş ki 70 gram su içinde 30 gram gümüş nitrat çözülerek hazırlanan çözelti ile ilgili demiş. Bakıyorum arkadaşlar. Küçülece yüzde değişimini hesaplıyorum. 30 bölü 70 artı 30'dan 100 çarpı 100'den nedir arkadaşlar? %30 olur. Kütlece %30'luktur demiş. Doğru. Aynı sıcaklıkta çökme olmadan 25 gram su buharlaştırsa kütlece %40'lık oluşur. Tekrar hesaplıyorum. 30 gram katıma bölü 100'de arkadaşlar 25 çıkarırsam 70'ten 25 çıkarırsam arkadaşlar 45. 45 artı 30'dan 75 çarpı 100'den 25'e bölüyorum 3, 25'e bölüyorum 4, 3'e bölüyorum 1, 3'e bölüyorum 10. Nedir arkadaşlar? %40 olur. Bu da doğru. Su eklenirse iletkenlik azalır demiş. Evet arkadaşlar, seyreltilirse iletkenlik azalır yorum yapıyorum. Bundan dolayı hepsi doğru çıkıyor. Hacimce %50 alkol içeren kolonyanın 50 mililitresi, pardon 500 mililitresinde kaç gram alkol çözülmüştür demiş. İlk önce ben çözeltideki arkadaşlar alkol oranımı bulursam. %50 diyorum eşittir arkadaşlar. Ne kadarmış? X bölü 500 çarpı 100. Sadeleştirdim. X buradan 250 alkol geldi. Kaç gram alkol çözünür dediği için arkadaşlar mililitre cinsinden ya. D eşittir M bölü V'den. Bakıyorum 0,8'miş. Eşittir M'yi bilmiyorum. Bölü 250 arkadaşlar. M burada işlem yaptığımızda 200 gram geliyor. PPM ile ilgili demiş yargılardan hangisi doğrudur? PPM neydi arkadaşlar? Miligram bölü kilogram olarak hesaplanıyordu. Ya da arkadaşlar çözünen kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı 10 üzeri 6 olarak hesapladık. Neden? Milyonda bir kısmında. Çok az miktarda çözünen içeren çözeltiler için doğrudur. Arkadaşlar milyarda bir anlamına gelir. Hayır, milyonda bir. Milyonda bir anlamına gelir. Herhangi bir birim yoktur demiş. Bu da doğru. Bu yüzden 1 ve 3 doğrudur diyoruz. Evet, 11. Sıcak yaz günü içme suyu alan Ahmet şişe üzerinde sülfat iyonunun 200 ppm olduğunu gösteren bir analiz değeri okuyor. Buna göre su ile ilgili demiş yargılardan hangileri söylenebilir? 500 gram suda 200 mg olduğunu söylemiş. Yanlıştır arkadaşlar. Ben su toplam su şişesini bilmiyorum. 1 litre suda 200 mg iyonu vardı demiş. Evet, bu milyonda bir kısma geliyor, doğrudur. Çünkü neden? 1 litre çevirdiğimde 1 mililitreden miligrama çevirdiğimde de çevirmiş oluyorum 10 üzeri 6 olarak. 10 litre suda 200 mg demiş arkadaşlar. 200 mg, hayır arkadaşlar, bu da yanlış. Bu yüzden yalnız bursa olarak yorumluyorum. Evet, 12. sorum. 10 gram tuzun demiş 30 gram suda çözünmesiyle oluşan çözelti yüzde kaçlıktır? Yüzde C dedim. Kaç gram tuz? 10. Bölü tuz artı su 40 çarpı 100. Sıfırları götürdüm arkadaşlar. 100 bölü 4'ten %25'lik bir çözelti hazırlamış olurum. Evet, son sorumuz. Kütlece %25'lik 80 gram şekerli su çözeltisine 20 gram saf su ekleniyor. Yine çözeltinin kütlece %5. Şimdi arkadaşlar 80 gram şekerli su mu? Ben şeker miktarını bilmiyorum. O yüzden %25 diyorum eşittir. X bölü 80 çarpı 100. 25'e bölelim 1, 25'e bölelim 4. Arkadaşlar 4'e bölelim 1, 4'e bölelim 20. X buradan 20 gram geldi.
Yeni çözeltimi soralım. Yüzde C diyorum eşittir. 20 gram şekerim var. Bölü. Demiş ki 20 gram daha saf sürekli. O zaman ne oldu arkadaşlar? 80 artı 20 çarpı 100 oldu. Burası 100 olduğu için %100'ü sadeleştirdim. %20'lik bir çözelti hazırlamış oldum. Evet arkadaşlar, sizlerle test 3 ve test 4'ü çözdük. Yaklaşık 25 soru çözmüş olduk. Sizler de bu soru çözümlerini güzelce izleyin. Notlarınızı alın. Tekrar soruları inceleyin. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.